Kardeşlerim, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bir hadisi şerifini hiç kimse unutmasın. Zulüm görmüş birisinin bedduasına dikkat edin. Çünkü zulüm görenle Allah arasında mesafe yoktur. Ne demek? Camide sen Kadir Gecesi dua 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 edersin. Bir sene sonra, beş sene sonra kabul olur veya olmaz. Mazlum bir ana, mazlum bir baba yani zulüm görmüş bir baba, mazlum bir vatandaş, mazlum bir işçi, mazlum bir işveren, mazlum bir hoca, mazlum bir vatandaş, kimse. Ya Rabbi dediği zaman bu çok kısa mesafelerden Allah'a ulaşır. Vay haline o zaman, vay haline. Kardeşlerim hepimizin içi rahat olsun, adalet diyarına gideceğiz inşallah hepimizin ödü patlaması lazım adalet diyarına gideceğiz. Ve oradaki adalet kesinlikle burada kararlaştırılacak. O adalet dosyaları burada hazırlanıyor. Ve işin garibi avukatın olmadığı bir yere gideceğiz. Kimseye şahit getir denmeyecek bir yere gideceğiz. O gün Allah kime yardım ettiyse, kim şefaate layık olduysa, bugün kimin uykuları bölündüyse ve kim uykuları bölündüğü için endişeden dolayı gerekli tedbirleri aldıysa inşallah o kurtulmuş olacak. Bunun dışında hiç kimsenin kurtuluş garantisi yoktur. Kardeşlerim bu bahsettiğim işte 2 milyon insanı Birinci Dünya Savaşı'nda öldürmüş bunun sebebi olmuş bir adamla trafik kazasında iki kişi öldürmüş birini hapishaneye koyuyor. Aynı hapishanede aynı devletin ekmeğini yiyorlar. Tabii birini yakalayabilirlerse. Ya da o katil İntihar edip kurtuluyor. Mahkemeye düşmeyeyim diyor. Mahkeme kapandı. Dosyası kapandı. Niye kapandı? Sanık öldü. Bu kadar buranın adaleti. Öldü sanık gitti. Ya da sanık becerip ölümü göze aldım. Var mı yapacağınız dediyse zaten bitti dosya. Adam ölümle tehdit edemiyorsun. Öldürsenize beni diyor. Öldüğümü ödül kabul ediyor adam. Ne yapacaksın buna? Ona yapılacak tek şey var. Bir yere götüreceksin onu. Külleme nadıcat cüluduhum Beddellâhum cülûden gayraha olan yere götüreceksin. Bak bakayım beni öldürün kurtulup intihar ettim kurtuldum diyebilecek mi? Cehennemde herkesin aklına gelir. E yandık bitti işte dünyada 10 dakikada insan eriyor. Cehennemin ateşine göre milyonlarca derece ateşte herhalde 10 saniyede ölür gideriz zaten. Öyle değil. Küllemâ nâdicet cülûduhum. Ateşin hararetiyle Allah buyuruyor. Anında eriyecek vücutları. Anında. Nereye dayanıyorsun ki? Demir çelik fırını bile değil bu. Demir çelik fırını onun 70 katından en az dünyadaki en yüksek sıcaklık kaç derece ise 800 900 neyse işte demir çelik fırını diyorlar. O cehennem ateşinin 1 bölü 70'idir Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Henüz dünyadaki en yüksek ateşin ne olduğunu da bilmiyoruz. Demir çelik fırını benim aklıma geldi. Bundan sonra ne tür ateşler icat edilecek onu da bilmiyoruz. Her saniyede vücutları eriyecek, anında yenisini yaratacak allah Teala. Ölüp kurtulmak yok cehennemde. Onun için katil, zalim, mel'un cehenneme düştüğünde dünyadaki gibi ebedi hapis cezası, idam, komik şeyler cehennemde bunlar. Yok böyle bir şey. Rabbim elimizi, dilimizi, gözümüzü, kulağımızı, her şeyimizi kaymaktan, zulme meyletmekten muhafaza buyursun.